إذ أرسلنا إليهم
Subhanallah.
Allah'a
وَمَنْ نُعَمِّرْهُ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، muhterem kardeşlerim, mübarek üç aylara girdik. Recep-i Şerif'in altıncı gününü idrak ediyoruz. İlk cuma gecesi olan Regaib gecesindeyiz. Üç aylar iklimine daldık.
Efendimiz Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Ey Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ederdi. Üç aylar girdiği zaman biz de bu duayı ediyoruz. Ey Rabbimiz, Recep'i, Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi mübarek Ramazan'a ulaştır. Değerli kardeşlerim, bu gece Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi, regaib gecesi. Bu vesileyle bu geceki sohbetimizi bu konu üzerinde konuşacağız inşallah. Üç aylardayız. Geleneğimizde üç aylar önemlidir. Üç aylar hicri takvimin Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ifade eder. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu aylar. Bu aylar bir Ramazan'a hazırlık aylarıdır. Isınma aylarıdır. Kulluk tempomuzu Recep'ten başlayarak Ramazan'a kadar biraz daha artıracağımız bir mevsimdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapardı. Recep'te biraz daha fazla oruç tutardı. Şaban'da daha fazla oruç tutardı ve tamamı oruçlu olacak olduğumuz Ramazan ayına biraz daha antrenmanlı olurdu. Bize de bunu tavsiye etmiştir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Değerli arkadaşlarım, beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar kabul olunur buyurmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Recep'in ilk gecesi bu gece. İlk cuma gecesi rivayetleri de var. Yani bu gece ilk cuma gecesi. Şaban ayının yarısı gecesi. Cuma gecesi. Zaten bu gece cuma gecesi aynı zamanda. Yarın cuma. Ramazan bayramı geceleri, kurban bayramı geceleri. Belirli zamanlarda Rabbimizin merhameti, Rahman sıfatı, Rahim sıfatı kullarına daha fazla tecelli etmektedir değerli kardeşlerim. Bu aylar bizim için bir ibadet kampı, bilinçlenme ve eğitim kampı olma durumundadır. Bunun için yapılması gereken, yani bu aylarda diğerlerden, diğer aylardan, diğer dokuz aydan biraz daha farklı olmak durumundayız. Ne yapabiliriz diye sorulduğu zaman elbette şunu peşine söyleyelim. Kulluk, ibadet sadece belli gün ve gecelere, belli zamana mahsus değildir. Kur'an ne diyor? Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Ölüm gelinceye kadar, yani ölene kadar ne yapacaksın? Rabbine ibadet et. Sadece kandil gecelerinde, cuma gecelerinde, bayramlarda değil. Devamlı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Allah'a en sevimli gelen amel hangisidir? Cevap. اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ. Az da olsa devamlı. Bu gece 100 rekat namaz kılacağına 2 rekat namaz kıl, her akşam, her gece kıl. Mesela. Devamlılık esastır. Mesela tevbe istiğfar edebiliriz. Tevbe, kulun günahlarından özür dileyerek, ağlayarak Rabbine dönmesi, Rabbinden bağışlanma talebinde bulunması, istifade etmesi demektir. Tevbe. Ve Kur'an'ın ifadesiyle tevbe nasuh tevbesi olacak. Yola getiren, uslandıran tevbe olacak. İki, günlük olarak 5 vakit namazı düzenli olarak kılmalıyız. Bir defa. Yani bugün namazdır, yarın terk et olmamalıdır. Yani piyangocu din anlayışından vazgeçilmelidir. Yani 1 lira verip 1 milyon kazanmak gibi. Bu gece hallet, bütün bir hafta, bir ay, bir ömür neyse onunla idare et. Böyle bir şey yok. اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ. Az da olsa devamlı olandır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 5 vakit namazı kılan kardeşlerimiz namazın kalitesini artırma yoluna gitmeli. Ne demek istiyorsun hocam? Namazlarımız, ideal namazımız altın namazdır. Ama hiçbirimiz belki de altın namaza ulaşamadık değil mi? Yani kaliteli, şuurlu, huşulu bir namaz kastediyoruz. Ama teneke namaz, bronz namaz değil mi? Alüminyum namaz. Ama en ideal altın olması.
O zaman altın namaz kılma yolunda ilerlemeliyiz. Beş vakit kılmıyorsak bir defa bu akşam bizim için milad olsun. Beş vakit namaz moduna geçelim. Mesela cumadan cumaya biliyorsak günlük beş vakit namaz moduna geçmek zorundayız ki mahşerde mahkeme-i kübrada ilk sorgu Efendimiz öyle diyor. İnne evvele ma yuhasabe bihil abdu yevmel kıyameti min amelihi salatuhu. Kulun diyor mahşerde ilk o sorguya çekileceği, hesaba çekileceği şey namazdır. Ameli namazıdır. Madde bir namaz diyecek Allah'ım. Ya Rabbi namazım yok ama merkez yeni caminin avizesini ben aldım. Onun yerine saysam olur mu? Olmaz. Ya Rabbi namazım yok ama halıları ben almıştım caminin. Onların yerine saysam. Saysa kaç rekat namazı denk gelir halılar? Bir rekata bile gelmez belki de. Yani namazla neyi kıyas edebileceksin ki? Yani namazım yok ama köprü yaptırmıştım köye. Namaz, illa namaz olacaktı. O yüzden namaz kılmayan bazı kardeşlerimiz namazım yok ama çok iyilik severim, hayır severim. Çok güzel, onlar da güzel olacak. Ama namaz kılmamamıza kılıp olmamalıdır değerli. Kur'an virdimiz olacak. Kur'an'la barışık olmalıyız. Kur'an okumasını bir defa bileceğiz yüzüne. Sonra anlama noktasında gayret göstereceğiz. Ne diyor Allah? Günde 40 defa Fatiha okuyoruz. Değil mi? Günde en az 40. Her rekatta namazı okuyoruz. Ya Rabbimiz bu Fatiha'da ne diyor diye merak etmemiz lazım. En azından namaz surelerini, Elem Tere suresinden aşağısını, kısa sureler olsun anlama yoluna gitmek durumundayız. Pazartesi, Perşembe günleri Efendimiz oruç tutmayı tavsiye ediyor. Onları tutmaya gayret gösterebiliriz bu aylarda. Efendim, infak ibadetini unutmayacağız. Malımızın bir kısmını Allah yolunda fakir fukaraya, hayır hasenata harcamadır infak. Yani bunları ihmal etmememiz lazım. Ahlaki konularda daha dikkatli olmak durumundayız. Evet. Kandil diyoruz bu gece. Niye kandil diyoruz? İsabetli bir isim verilmiş. Bu kandil ismi dini değil biliyorsunuz. Örfi bir konudur. Yani 1500'lü yıllardan beri literatüre girmiş, kitaplara girmiş. Kandil kelimesi. Bu geceler ondan önce 1500'lü yıllardan 2. Selim zamanında rivayet ediyor. Regaib kandili, işte Miraç kandili. Regaib gecesidir normalde. Niye kandil? O zaman minarelerde kandil yanmış o gecelerde. Bugün de yanıyor minarelerde. Işıklandırma yapıyoruz. Aslında bu gece sadece bu geceyi aydınlatmamalı. Kandil aydınlatan demek değil mi? Işık, lamba demek. Eğer bizim kandilimiz, Regaib kandili, sadece bu geceyi aydınlatırsa, gelecek gecelerimizi aydınlatmayacaksa, gelecek gecelerimizde namaz kılmayacaksak, camiden uzak olacaksak, hayır hasenattan uzak olacaksak, secdeden rükudan uzak olacaksak, demek ki kandil sadece bu gece mi aydınlatıyor? Başka gecelerim karanlık. Mesela içki içen bir kardeşimiz bu gece içmiyor da yarın gece içiyorsa sadece kandil bu gecesini aydınlatıyor demektir. Halbuki kandil bütün gün ve gecelerimi aydınlatmalı değerli kardeşler. Bu geceler yenilenme, format, değil mi? Bilgisayara format atıyoruz, telefona format atıyoruz. Donuyor, değil mi? Yavaşlıyor, virüs giriyor. Manevi bünyemizdeki günah kirlerini de tevbeyle, Kur'an'la, namazla temizleyeceğiz, şuurlanacağız. Kendimize geleceğiz, tamir edeceğiz kendimizi ve istikamet için bir fırsat olacak bu geceler. Yoksa bu gece full ibadet edeyim, sabaha kadar namaz kılayım, Kur'an okuyayım, zikir çekeyim. Ama yarından itibaren kaldığım yerden devam ederim dersen, bu gece senin için bir fayda hasıl etmiş olmaz. Bu gece kirlenen manevi bünyemiz tevbe-i nasuhla temizlenmeli. Bir format atmalıyız. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinler ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım Allah diyen Allah'ın
Rabbimizin bu Zariyat suresi 56. ayetteki bu uyarılarına kulak vereceğiz. Görüyorsunuz, ayeti görüyorsunuz. Vazifelerim nelerdir? Allah beni niye yarattı? İşte bunun için yarattı. Vazifelerim nelerdir? Allah'a karşı, Allah'ın kullarına karşı, anneme, babama, çevreme, vatanıma, milletime sorumluluklarımı gözden geçirmeliyim. Eksiklerimi düzeltmeliyim, kendime gelmeliyim bu gece vesilesiyle. Ya eyyühellezine amenuttakullah vel tanzur nefsun ma kaddemet ligadin. Haşr suresi 18. ayeti bu gece bir kez daha okumalıyız. Yüreğimize, evimize, halimize indirmeliyiz bu ayeti. Bu ayet sadece musaflarda iki kapak arasında kalmamalıdır. Bu ayet ve Kur'an'ın bütün ayetleri bu iki kapak arasında kalmamalıdır kardeşlerim. Evimize, hanemize, sokağımıza, caddemize, dükkanımıza inmeli bu ayetler. Her şeyden evvel kulluk, ibadet bu gecelere has değildir. Böyle sanıyorsak fena halde yanılıyoruz. Bir Kadir gecesinde yıllar önce bir namazdan çıktı, yatsı namazını. Bir genç geldi. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyur. Ben o zaman daha imamdım. Vaaz ettim, vaazımı dinlemiş. Bu gece ne namazı kılacağız? Ben hemen anladım meseleyi. Benden ne istiyor sizce? Hap istiyor. Bir hapla iyileşecek. Böyle bir ilaç var mı? Tek bir hapla iyileşecek. Var mı? Yok, ben duymadım. Diyeceğim ki şu kadar namaz kıl, cennetten arsayı al diyeceğim. O gece öyle yapacak, ertesi gün kaldığı yerden devam edecek. Böyle şartlanma var. Dedim ki, 5 vakit namaz kılıyor musun kardeşim? Yok, o zaman git yat dedim. Şok oldu tabii. Ne diyor hoca ya? Kadir gecesi git yat diyor hoca. İçinden böyle diyordur değil mi? Siz de şaşırıyorsunuz. Dedim ki bak, git yat dedim de bırakmadım tabii. Devamını getirdim. Bak biraz önce bir farz namaz kıldık değil mi? Yatsı namazı. Bu farz zorunlu yani. Şimdi Ramazan ayındayız. Sahura kalk. Sahur yemeğine kalkacaksın. Sahur oruç tutuyorsun. Yemekten önce iki rekat bir seher namazı kıl. Teheccüd kıl. Ondan sonra sabah namazını kılmadan da yatma. Milad olsun Kadir gece. Bu Kadir suresi sana insin. Kur'an sana bu gece inmiş olsun yüreğine. 5 vakit namazı bırakma. Tevbe-i Nasus'ta bulun. Akşam eve gittiğin zaman yatsı namazından sonra şimdi tevbe et, af dile, yat, sahura kadar horul horul uyu dedim ama iyi bir tevbe et. Ya Rabbi 5 vakit namazı kılacağıma söz veriyorum de o gece sabah kadar sen Kadir gecesini ihya etmiş sayılırsın dedim de arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlarım, bu gece dedik ve bunun gibi kutsal geceler bizim için kendimize gelme mevsimi, ayları olmak durumundadır. Herkes kendini bilir. Herkes günahlarını bilir değil mi? Bak herkes kendi günahını en iyi bilendir. Allah'tan sonra. Allah zaten her şeyi bilendir. Eşiniz dahi sizin günahlarınızı bilemez değil mi? Değil mi? Neden bileceksiniz? Günah her zaman aleni işlenmiyor ki. Dolayısıyla günahlarını biliyorsun. Ya Rabbi benim günahlarımı biliyorum. Şu günahlarım var. Tevbe ediyorum. Hata ettiğini anladım. Sana dönüyorum ya Rabbi. Sen de günahları bağışlayarsın deyip Rabbimize rahmet kapısını çalmalıyız. Ama nasıl tövbesi olacak? Tavuk tövbesi olmayacak. Değil mi? Tavuk tövbesini öğrenmiş olmanız lazım. Bunu söylemiştim daha önce. Evet. Bir de kul hakkı noktasına dikkat edeceğiz. Yani kul hakkı varsa, herhangi bir kulun hakkına girdiyseniz, efendim, çok çeşitleri var yani kul hakkı. Dövmedir, sövmedir, dedikodudur, gıybettir, malını almadır, gasp etmedir vesaire. Ya Rabbi beni bağışla demeyle olmaz. O kulla helallaşacaksın. Yıktığı yeri yapacaksın. Nereden yıktıysın? Adamı sen hakaret etmişsin. Ya Rabbi beni bağışla. Adamı bir düzelt, kalbini bir onar. Değil mi? Parasını almışsın, gasp etmişsin, borcunu veriyorsun.
Kovmuşsun kapından. Benim sana borcum yok demişsin. Bile bile yanlış yapıyorsun. Ondan sonra ya Rabbi beni bağışla. Olmaz. Önce helallaşacaksın. Kul hakkına dikkat edeceksin. Yoksa Efendimizin uyardığı gibi müflis olursun. Müflis. Namaz oruç kendimize göre o. Full namaz, full oruç, hac, umre dolu gidiyoruz havalı vaziyette. Mahşerde bir bakıyoruz sıfırlamışız da eksiye geçmişiz. Ne oldu ya? Bir sürü namazımız, orucumuz vardı. Umremiz vardı. Ne olacak? Sen bunları yaparken bir sürü de kulak yemişsin. Bak onlar sıfırlatıyor işte. Eksiye geçiriyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Tesettür noktasında sıkıntısı olan Müslüman bacılarımız, hanımlarımız, kardeşlerimiz bu gece milad olsun. Bizi ekranları başında izleyen kardeşlerimize de sesleniyoruz. Ahzab suresi 59 Nur 31. ayetler bu recaip gecesi size insin. Evinize, hanenize, hanemize insin ki Rabbimizin tesettür ayetleri ile amel edelim. Bu geceye kadar, bugüne kadar hatalı davranıyorsak düzeltmiş olalım değerli kardeşlerim. Şu ayetler kandil olsun bize. Taha 132. Kandil olsun bize. Efendimiz'e bu ayet inince Taha 132. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ey Muhammed, sabırla namaza devam et. Ailene namazı emret. Kendin sabırla ona devam et. Ailene, ehli beytine. Bizim ehli beytimiz kim? Ailemiz kim? Hanımım, eşim, çocuklarım, evde beraber çorba yediğimiz, sofraya masaya oturduğumuz ehli beyt bu. Namaz kılıyoruz bir kişi, çorba içiyoruz beş kişi evde. Halbuki beş kişiye de namaz farz. Çocuk olsa bile, farz olmasa bile çocukların namaza alıştırmak zorundasın. Eğitim vermek durumundasın. Ramazan ayında çocuklarımıza yarım da olsa, yarım yarım da olsa tekne orucu eğitim maksatlı değil mi? Ergenliğe erince mecbur olacak artık. Ailenin görevidir. Paldır küldür yok. İbadetlerde de tedricilik var. Eğitim var değerli arkadaşlar. 30 yaşına gelmiş hocam diyor namaz kılmıyor oğlum. Tabii kılmak 30 yaşında artık. Sen bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam nuru evledekü bis salati ve hüm ebne'ü sallu asinîm 7 yaşına geldiği zaman çocuklarınıza namazı emredin buyuran Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sözü biz ümmetine kulağımıza küpe olmalıydı. Olmalı. Değil mi? 7 yaşına gelen çocuğumuz artık geç bile kalındı. 4 yaşında biz din eğitimi veriyoruz artık kreşlerde. Çünkü bilim adamları diyor ki pedagoglar 6 yaşına kadar çocuğun bütün geleceği şekillenir. Gelecekteki bütün karakteri 6 yaşına kadar oturur. 6 yaşına kadar verdin çok şeyi. Çok önemlidir yani. Daha küçük sonra öğrenir. Yok böyle bir şey. Bilim adamları, pedagoglar böyle söylüyor değerli arkadaşlarım. Ey kızım Fatıma! Nefsini Allah'ın elinden satın al. Vallahi Allah'tan sana gelecek bir şeye engel olamam diyor. Peygamber diyor. Aleyhisselatü vesselam. Kime söylüyor? Ciğer paresi Fatıma'ya söylüyor. Babam peygamber yırtarım havasında değil Hazreti Fatıma. Onu uyarıyor Allah Resulü. Babanın peygamberliği seni hiç rehavete kaptırmasın diyor değerli kardeşler. Muhasebe yapmak durumundayız. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekilin. Çekin diyor. Hesaba çekileceğimizde şüphemiz var mı? Var mı? Yok. Sen de imam da müftü de mahşerde Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğiz. Onun provasını dünyada yapınız diyor. Kendinizi hesaba çekin. Şapkanıza örnek koyun. Hesabınızı yapmadan ölmeyin. Evet, tevbe ettik. Dua ibadetin özüdür. Dua edeceğiz. Dua kul ile Allah arasında iletişimdir. İletişim, ara kablosuz, wifi'siz direkt Allah'a. Bak ve ibadetek ibadi ve inni garib. Kullarım sana benden sorarlar ey Muhammed. De ki ben yakınım. Yakın ol Allah. Duayı direkt yapacaksın. Ya Rabbi de yeter. Bittim ya Rabbi. Yettim kulum diyecek Allah. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid diyor. Görüyorsunuz Kaf suresi 16. ayette. O kuluma şah damarından daha yakınım diyor. Ve izâ sâleke ibâdî ayeti görüyorsunuz. Bakara 100
86. ayet. Muhterem kardeşlerim, peki duaya geçeceğiz. Son 5 dakika ezana. Sala okunacak şimdi, cuma gecesi olduğu için. Bu geceye mahsus özel bir ibadet yoktur. Bazı kitaplarda, internetlerde, şurada burada, bu gece şu kadar namaz kılarsan şu kadar şu olur. Şu an, şu vakitte şunu kılarsan, şunu okursan, böyle bir emir yok. Emir yok. Peygamberden tavsiye yok aleyhissalatü vesselam. Yaparsan günah değil. Namaz kılmanın günahı olur mu? İstediğin kadar namaz kıl. İstediğin kadar zikir çek. Kur'an oku. Ama dini bir mecburiyet yok. Bu geceye direkt ayet namazı diye bir namaz yok. Ama kılarsan kaza kıl, nafile kıl, sabaha kadar kıl. Nafilede de sınır yok. Gücün yetebildiği kadar kılabilirsin. Tevbe nasıl edebiliriz? Kur'an okuyabiliriz. Kur'an meali ve tefsiri okuyabiliriz. Çocuklarımızı sevindirebiliriz. Büyüklerimizi gidemiyorsak ki salgın hastalıktan dolayı gidemiyoruz. Onları telefonla arayalım. Mümkünse görüntülü arayalım. Anne babamızı, yakınlarımızı. 5 vakit namazı kılalım. Kılmıyorsa hayalen söz verelim Rabbimize. 1442 Recep ayının 6'sı Rekaip gecesi Rabbim sana söz veriyorum. 5 vakit namaz kılacağım ve ölünceye kadar da bırakmayacağım diye tevbe-i nasuh ile söz ver. Vakit namazlarımızı da cemaatle kılmaya bakalım. Kalitesini de artırmaya bakalım. Şuurlu namaz kılmaya bakalım az kardeşlerim. Evet. Benim söyleyeceklerim özetle bunlar. Kandiliniz mübarek olsun. Recep-i Şerif mübarek olsun. 3 aylar mübarek olsun. Muhterem kardeşlerim. Bu vesileyle vatanımıza, milletimize Allah zeval vermesin. Bu salgın hastalıktan hepimizi hıfz-ı eman eylesin. Bu salgın hastalığı Rabbimiz bu salgın hastalığı inşallah birinci yaşından sonra daha yaşını kutlatmaz. İnşallah Mart ayının sonu olur. Bundan sonra bu beladan, musibetten ülkemizi, vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i, insanlığı kurtarır diyoruz. Duayı hocamız yapacak. Ben buradan sözlerime son veriyorum. Tekrar kandiliniz mübarek olsun. Ve ahir davane elhamdülillahi rabbil alemin. المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلهي يا رب العالمين senin rızanı umarak camimizde toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık. Bizi kapından boş çevirme ya Rabbi. Ey yüce Rabbimiz, yüce kitabın Kur'an ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'an'ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, yaptığımız hatalara,
kusurlara, günahlara pişman olduk. Tövbe ediyoruz, bizleri bağışla. Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakim üzere daim eyle. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat verme. Zikrinle kalplerimizi nurlandır. Sevginle kalplerimizi doldur. Rahmetini bizden esirgeme ya Rabbi. Bazı yüzlerin ağarıp bazılarının kararacağı o günde, yüzleri ak, gönlü pak olan sevgili peygamberimizin hamd isimli sancağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullarından olmayı, onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle. İlahi ya Rabbel Alemin, mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Hayır senin elinde, sen her şeye kadirsin. Kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğritme. Sen lütufkarsın, istediğini verensin. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, sen affedicisin, affı seversin. Bizi affeyle, bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, yurdumuzu, milletimizi ve bütün İslam diyarını her türlü afetlerden, belalardan, zelzelelerden, yangınlardan ve düşman istilasından koru ya Rabbi. Ülkemize kem gözle bakan iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Birlik ve beraberliğimizi bozma. Kalplerimizdeki her türlü ayrılık sebeplerini gider ya Rabbi. Ülkemizi ve milletimizi ve vatanımızı ilelebet payidar eyle. Ya Rabbel Alemin, bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Bizi Müslüman olarak yaşat. Bizi İslam'dan ayırma. Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Gönlümüzdeki İslam nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ey yüce Rabbimiz, okuduğumuz Mevlid-i Şerifi, sureleri, ayetleri ve salavat-ı şerifeleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı peygamberlerin ilki Hazreti Adem ile sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve her ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle. Sevgili peygamberimizin âlinin, ezvacının, ashabının ve etbaının ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Evliyanın, esfiyanın, alimlerimizin ve ahirete imanla gitmiş müminlerin ruhlarına da hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. El açarak amin diyen buradaki hazır bulunan cemaatin geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Özellikle bu Mevlid-i Şerif'i okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabını bu camimizin yapımında emeği geçen ama şu anda rahmeti rahmana kavuşmuş olan büyüklerimizin ruhuna hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Şu mübarek gecede camiye gelerek ellerini açan mümin ve mümine kardeşlerimizin, ahirete göç eden ana, baba, eş ve çocuklarının da ruhlarına bağışlıyoruz. Onları da haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ım, gönderdiğin Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an hürmetine, bütün sevdiklerin hürmetine, Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dualarımızı kabul eyle. Allah'ım, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur. 3 ayları bizler için yeniden dirilişe vesile kıl. Son nefeste cümlemize iman ve Kur'an selameti nasip eyle. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri cehennem azabından koru ya Rabbi. Yapmış olduğumuz duaları Kabe'de, Arafat'ta,
Mina'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul edilen dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.